Efendim hepiniz saygıyla selamlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ayrı bir heyecanla, ayrı bir keyifliyim. Kemal Sayar Hocam'la beraber huzurlarınızdayız. Tabii hocanın yanında ne kadar konuşabilirim, nasıl konuşabilirim bilmiyorum doğrusu. Çünkü çok uzun yıllardan beri hocamdan istifade ediyorum. Çokça eserlerinden de, nasihatlerinden de, tavsiyelerinden de uzun yıllar boyunca istifade ettim. Sizler de bugün istifade edeceksiniz. Dolayısıyla bugün benim için biraz daha zor, biraz daha heyecanlı olacak. Hocam tabii çok yönlü bir insan. Çok kısaca bahsetmiş olayım. Tabii biliyorsunuz ama ben biraz daha bahsetmiş olayım. Ben ilk hocamı şair olarak tanıdım. 2000'li yıllarda şiirleri vardı, harikulade şiirleri vardı. Halen de gençler okuyorlar o şiirleri. Böyle keyifle, zevkle takip ediyorlar. Eskimez şiirlerdi. Ondan sonra yine kitapları, televizyon programları, sonrasında yine kitapları, sonrasında yine kitapları. Maşallah devamlı üreten, ürettiği de hakikaten kıymetli olan bir insan. Bazı insanlar çok yazar ve kendini tekrar etmeye başlar. Söyledikleri birbirine aynı şeyler olur. İşe de yaramaz şeyler olur maalesef. Ama hocamınki öyle değil. Devamlı yeni şeyler üretiyor, yeni fikirler üretiyor, yeni çözümler üretiyor. O anlamda çokça istifade edilen bir isim. Psikoloji öğrencileri bana çok kitap sorarlar. Ne kitap okuyalım diye. Onlara derim ki Kemal Sayar Hoca'nın bütün kitaplarını okuyun. Öyle başlayın diye. Hakikaten Kemal Hoca'nın bütün kitaplarını okusalar ciddi bir birikim, ciddi bir bakış açısı kazanmış olurlar. O yüzden bugün siz hocamın konuşmasından bir tad alacaksınız. Kitaplarıyla o tadı devam ettirebilirsiniz. Şiirleri var, şiirlerini okumanızı muhakkak tavsiye ederim. Televizyon programı hali hazırda devam ediyor. Cumartesi akşamları Erol Gökay Hoca ile beraber televizyon programlarına devam ediyorlar. Ondan da çok ciddi anlamda istifade edebilirsiniz. Ve bugün burada 1,5 saatlik beraberliğimizde de hocamı dinleyeceğiz, istifade etmeye çalışacağız. Konumuz depresyon çağı. Evet, bu bizle alakalı değil tahmin ediyorum. Şimdi ben birkaç bir şey hazırladım. Onun üzerinden hocama ne anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız, nasıl bakmalıyız sorularını sizlerin huzurunda sorup onun üzerinden konuşacağız. Şimdi ilk şöyle bir tweet ekledim ben. Bir insan demiş ki, yarın için şimdiden yorgun olduğumu hissediyorum demiş. Bunu hakikaten özellikle gençlerde çok görüyoruz. Geçenlerde sizlerle bir duvar yazısını paylaşmıştım. Duvar yazısında şöyle yazıyordu. Yıkılmadım ama ayakta duracak gücüm de yok. Ayakta duracak halim de yok diye. Hocam bu yaygın bir şey mi? Yoksa biz istisnaları görüp büyütüyor muyuz acaba? Bu yaygın bir şey. Bir Kore asıllı Alman yazar var. Byung Chan diye. Byung Chan Han. Neyse değişik bir ismi var. Yorgunluk toplumu diyor günümüz toplumuna. Hepimiz o kadar koşturmacalarla yaşıyoruz ki, hepimiz oradan oraya o kadar kendimizi zorluyoruz ki, durup dinlenecek, ruhumuzu dinlendirecek, kendi içimize bakacak zamanları kaybediyoruz. Ve hepimiz yorgunlardan oluşan bir toplum oluyoruz. Dinlenmek için sadece yatıp uzanmak gerekmiyor. Dinlenmek için insanın kendi kendisiyle de konuşabilmesi lazım arkadaşlar. Bir kitabın koynunda saatlerce kalabilmesi lazım. Dostlarıyla uzun saatler sohbet edebilmesi lazım. Bazen cep telefonumuzun zırıltısının susmasını susturmayı onu bilmek lazım. Günümüz toplumunda zihinlerimiz aşırı uyarılmadan mustarip durumda. Yani bir yolda giderken bile karşımıza bir sürü reklam panosu çıkıyor. Bazı yerlerde oynayan görüntüler, ekranlar çıkıyor. Bunların hepsi anlık dikkatimizden bir parçayı koparıyor. Kopara günün sonunda yarın için yorgun hale geliyoruz. Normalde mesela irade ile ilgili çalışan bazı yazarlar, bazı araştırmacılar en çok yapmak istediğiniz işi sabahın erken saatlerine bırakın derler. Çünkü irade de bir pil gibidir. Gün içinde bir sürü etkinlikler yapa azalır ve biter. En sonunda motivasyonunuz kaybolur ve bir şey yapamaz hale gelebilirsiniz. Veya yaptığınız işi savsaklayarak yapar hale gelirsiniz. İradeyi idareli kullanmak lazım. Yani bizim hayatımızda motivasyonumuzu da
en çok yapmak istediğimiz işten en az yapacağımız işe kadar bir sıralama yapıp her şeye gerektiği kadar enerji vermek lazım. Bir söz var, bir huzur duası diye zamanda bir kişinin bir yüzyıl önce bir Amerikalı rahibin çıkardığı bir dua ama çok psikolojik ilkeleri sağlam bir şey. Diyor ki, ya Rabbi bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret ver, değiştiremeyeceğim şeyleri değiştiremeyeceğimi anlamak için feraset ver. Buna benzer bir şey. Şimdi bizler değiştiremeyeceğimiz şeyleri değiştirmeye talip olursak, irademizin önemli bir kısmını boşa yormuş oluruz. Değiştirebileceğimiz şeylerden o sırada uzak kalmış oluruz, değil mi? İnsanın kendi hayatıyla ilgili ehem mühim derler eskiler. Öncelik sırasını iyi koyması ve hayatında öncelikle düzeltmesi gereken şeyleri düzeltmesi ve kendisine de nefes alabilecek bir zaman bırakması lazım. Yavaşla diye bir kitap yazmıştım yıllar önce. Tamamen bu konularla ilgili. Yeni baskısı da yeni yazılarla zenginleştirilmiş olarak çıktı. Bir Afrika sözü vardır. Pek çoğunuz duymuştur. Yine de duymayanlar için tekrar edelim. İşte beyaz adamla beraber bir yolculuk yapıyorlar. Beyaz adamlar hep hızlı gitmek istiyorlar. Afrikalılar ise oturup beklemek istiyorlar. Niye böyle bekliyorsunuz denildiği zaman o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kaldı diyorlar. Günümüz toplumunda bizler de çok hızlı gitmekten ruhlarımızı arkada bırakıyoruz. O yüzden de hepimiz bir yorgunlar toplumu olarak maalesef Büyük Çulhan'ın dediği gibi bir yorgunluk toplumu olarak yaşıyoruz. Hocam bizi yoran çok çok şeyler var bu özellikle bahsettiğiniz dikkatimizi alıp giden şeyler. Ama sevindiren şeyler veya dirilten şeyler veya yükümüzü alacak şeyler neler olabilir? Mesela sizin çok yakından tanıdığınız, sevdiğiniz bir dostunuz var Cahit Koytak, şair. Bu ay İtibar Dergisi'nin Nisan sayısında Bahar Duası diye bir şiir yazmış. O kadar güzel tasvir etmiş ki tabiatı, o kadar heyecanlanmış ki tabiatın bahardan dolayı yeniden dirildiğine. Biz o heyecanı göremiyoruz kendimizde veya fark edemiyoruz. Ağacı kuşu göremez, unutur olduk. Bu konuda yorgunluğumuzu dindirmek için neler yapabiliriz? Bir şekilde çünkü dikkatimiz çekecek şeyler karşımıza çıkıyor. Yunus Emre'nin bir dizesi var. Bir beyti var diyelim. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Yunus büyük bir adam. Ben büyük ediplerin, şairlerin aslında çok derin ruh bilimciler olduğuna da inanıyorum. Hayret nazarıyla hayata bakmak, hayatın içinde saklı olan sıradan şeylerdeki güzelliği görebilmek demek. Yani hayatın içine saklanmış olan pek çok mucizeyi bilhakkın hissetmek ve yaşamak demek. Baharda ağacın tomurcuklanması hayret nazarıyla bakan bir insanı heyecanlandırır. Bir bebeğin body body yürümeye başlaması, ağzından çıkan ilk kelimeler hayata hayret nazarıyla bakan bir insanı heyecanlandırır. İki dostun birbirini gördüğü zaman kalplerinin birbirine ısınması, sarılmaları, birbirine hoşameli etmeleri hayret nazarıyla bakan bir insanı oradaki mucizeyi, o karşılaşma anındaki mucizeyi görmeye sevk eder. Bizler hayatı bir rutine bindirdiğimiz zaman yeknesak tekrarlardan ibaret zannediyoruz. Hayır, hayat tekrarlardan ibaret değil. Hayatın içinde, o tekrarların içinde yepyeni şeyler, yepyeni biçimlerde olup devam ediyor. Bir gün bize gülen, ertesi gün bize surat asabiliyor. Dolayısıyla oradaki farkları iyi görebilmek için daha kalbi ve gönlü, gönül gözü açık insanlar haline gelebilmemiz lazım. Sabah evden çıkıyoruz, okulumuza gidiyoruz, işimize gidiyoruz. Sabah evden çıkarken nasıl bir bilgiyle gidiyoruz? Diyoruz ki
her şey yolunda gider. Bir yerde bir bomba patlamaz efendim. Afet olmaz, deprem olmaz, meteor düşmez. Bizler de kendi evimize sakin ve huzurlu bir şekilde döneriz. Kitaplarımıza gömülürüz. Çoluk çocuğumuzla oynarız. Güzel, huzurlu bir akşama başlarız. Ama ya yolda başımıza bir şey gelirse? Bunu hiç hesap etmeyiz, değil mi? İşte o hayatın kırıldığı bir andır. O hayatın kırıldığı andan itibaren o yeknesaklığı özlemeye başlarız. Yani hayatın bizim için sürprizler saklamadığı, her an başımıza kötü bir şey gelecek hissi vermediği o emniyetli, konforlu zamanlarını özlemeye başlarız. İşte hayatın mucizesi bizim her gün evimize sağ salim dönebilmemizdir. Hayatın mucizesi her an soframızda yemeğimizi, önümüzde suyumuzu, karşımızda bizi seven bir çift gözü bulabilmektir. Bunu her bulduğumuzda şükretmeyi başarabilirsek işte hayatın mucizesini görenlerden birisi oluruz. Bunlar bize verilmek zorunda değil ki. Bunlar bize sunulmak zorunda değil ki. Sıklıkla mesela benim duyduğum bir söz vardır. Başına bir sıkıntı gelmiş bir insan şöyle söyler. Niye benim başıma geldi? Dünyada milyar insan var. Niye onların değil de benim başıma geldi? İşte arkadaşlarımın hiçbirinin başına gelmeyen şey niye benim başıma geldi? Ben soruyu şöyle değiştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Niye benim başıma gelmesin ki? Beni koruyan şey ne yani? Benim özelliğim ne? Diğer insanlardan bir üstünlüğüm yok ki. Benim başıma da gelebilir. Ben de hayatın o acı sürprizlerinden birisiyle karşılaşabilirim. Kendi sabrımın, inancımın sınandığı bir anla karşılaşabilirim. Niye bana olmasın ki? Böyle düşünürsek hayata karşı daha az gücenmiş oluruz. Hayatı bize sunan yaratıcıya karşı da daha az gücenmiş oluruz. Hepimiz eşitiz kader karşısında. En zengin de eşit, en fakir de eşit. Yani bir bela sınıfsal olarak insanları ayırt etmiyor arkadaşlar. Bunu ben kendi mesleki hayatımda hep tecrübe etmişimdir. Yani insan hiçbir zaman var olduğu andan kesin olarak emin olmamak zorunda olan bir varlıktır. Yani verilen bir anda çok başarılı bir öğrencisiniz, sınıfın baş tacısınız. Bir sene sonra başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. 6 ay sonra başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Çok varlıklı bir insansınız. Kendinizle gurur duyuyorsunuz, kazandığınız servetle gurur duyuyorsunuz. Başınıza ne gelip de o servetin sizden alınıp alınamayacağını bilemezsiniz. Bununla ilgili sayısız tanıklıklarım oldu. Yani bana 3 sene önce diyelim ki bir psikiyatri uzmanıyım, ben insanlar dertleri için geliyor. Bambaşka bir derdi için gelen, sayısız insan çalıştıran bir adam, bir 3 sene sonra tepe taklak olmuş, bir yerde bir işe girmiş, memurluk yapan bir insan olarak geldi. Birbirlerini çok seven, çok aşklarından, birbirlerinin gözlerinden başka bir yere bakamayan insanlar birbirleriyle saç saça baş başa girmiş bir halde geldi. Yani hayat çevrimlerle dolu. Hepimiz halden hale sokuluyoruz. Halden hale sokuluyoruz. Türlü haller içine giriyoruz. Hiçbirimiz verilen bir anın mutlak bir şekilde süreceği bilgisiyle hareket etmemeliyiz. Ve yaşadığımız her güzel an için şükretmeyi, o anın içine saklı olan mucizeyi fark etmeyi becerebilmemiz lazım. Böyle olursa hayatımızı biraz daha dolu dolu yaşamış oluruz zannediyorum. Yoksa hayat, insan birkaç damla kan ve 1000 endişe diyor Sadi-i Şirazi. Hayat yoksa hepimiz için acılarla da dolu bir yer. Sevinçlerle de dolu bir yer. Ha, bazıları şöyle yapıyorlar. Acı kısmını tamamen
gözlerini kapatıyorlar. Duymak istemediklerini duymuyorlar. Kafalarını kuma gömüyorlar. Kulaklarını duymak istemedikleri feryatlara, iniltilere tıkıyorlar. Ve böyle mutlu olduklarını zannediyorlar veya mutluluk pozu veriyorlar bize. Face'te, Instagram'da. Değil mi? Ama ne kadar çok oralarda da görünüyorsak aslında ve ne kadar çok orada dişlerimizi göstererek mutluluk pozu veriyorsak aslında içeride bir şeyler o kadar kötü gidiyor demektir. Kötü gitmeye başlamış demektir. İnsanın o hayret duygusunu içinden hiç eksiltmemesi lazım. Kainata her zaman yepyeni bir bakışla, her insandan, her demden bir şey öğrenmeye gayret ederek bakması lazım. Dem önemli bir kavram. An önemli bir kavram. Hepimiz bir anı daimde yaşıyoruz. Hepimiz bugünkü zamanda yaşıyoruz. Şimdi de yaşıyoruz. Ve bu şimdiyi değerli kılmak, bereketli kılmak, bu içinde bulunduğumuz anın hakkını vermekle olur. Benim size saygıyla, dikkatle konuşmamı yapmamla, sizin bu konuşmadan alabileceğiniz şeyleri dikkatle dinlemenizde, bir dostunuzla otururken onun gözlerinin içine bakmakla, bir çocukla otururken onunla oynayabilmekle, onunla göz hizasından konuşabilmekle, bir dersi dinlerken hocanın bütün öğrettiklerini anlamak isteyerek, orada olarak, şimdi ve burada diye meşhur bir kavramı var psikolojinin, şimdi ve burada olmayı başararak anın çocukları olabiliriz. O anı daimi yaşatabiliriz. Bizim rahatsızlıklarımıza baktığınız zaman, psikiyatrideki rahatsızlıklara, kimi insanların geçmişin köleleri olduğunu görüyorsunuz. Depresifler sadece geçmişin derin uğultulu kuyusunda yaşarlar. Hep geçmişin sesleri bir türlü onları bırakmaz. Bir yazarın bir sözü var. Mazi benim ayakkabımdaki çakıl taşıdır diyor. Arada bir ayaklarımın, parmaklarımın arasına girer, tabanıma gelir, beni canımı acıtır. Kimi insanlar geleceğin baskısı altında yaşar. Geleceğin kendilerine çok olumsuz bir haber sakladığını düşünürler. Deprem olacaktır, savaş kopacaktır, sevdiklerini kaybedecektir. Dolayısıyla sürekli bir gelecek korkusu altında yaşarlar. Ama ruhlarını özgürleştirebilmiş insanlar, kısmen de olsa bugünün hakkını veren, bugünün kıymetini bilen insanlardır. Hepimiz de içinde bulunduğumuz anda yaşamayı başarırsak herhalde o hediyeler biraz daha bize daha aşikar olur diye düşünüyorum. Hocam söyledikleriniz üzerinden gidersek, heyecandan bahsettik ya, bugünlerde sizi heyecanlandıran şey nedir? Gençler biraz daha somut örneklik istiyorlar da. Şimdi herkesi tabii heyecanlandıran şeyler farklı olabilir. Ben yeni ve çok orijinal bir kitap keşfettiğim zaman çok heyecanlanırım. Yani o güne kadar bana öğrettiklerimi, o güne kadar benim öğrendiğim şeylerin dışında, fevkinde bana yeni bir şeyler söyleyen bir sanat eseriyle, bir konuşmayla, bir metinle, merakımı gıdıklayan herhangi bir şeyle karşılaştığım zaman heyecanlanırım. Hatta neredeyse panik atak geçiririm. Bir keresinde böyle bir panik atak geçirdiğimi hatırlıyorum. Uzun zamandır beklediğim bir kitap vardı, rüyalar üzerine. Bir dönem rüyalarla ilgili biraz okumalar yapmaya çalışıyordum ve mesela İslam kültüründe rüya üzerine yazılmış kaynaklar çok az. Çok eski bir kaynak var, 1967 basımı. O ve onun gibi başka bir kitap daha tedarik etmiştim. Zor şeyle. O postadan çıkıp da ben onu açıp sayfalarını açıncaya kadar heyecandan kalbim duracaktı az daha. Güzel bir film seyrettiğim zaman, güzel bir söz dinlediğim zaman, bir dostla buluşup ondan hikmetli bir takım şeyler öğrendiğim zaman,
sevgi değiş tokuşu alışverişi yaptığım zaman, sevgiyle dolu bir anın içine gömüldüğüm zaman bütün bunlar beni hayatımın içinde heyecanlandırıyor. Veya çok daha basit şeyler, sevdiğim bir insanın, çocuklarımın yüzünde değişik bir mimik fark ettiğim zaman, yani onun kaşını kaldırarak böyle değişik bir imada bulunduğu zaman veya bir insanın çok farklı bir duruşunu yakaladığım zaman, Budapeşte'de biz şey otobüsüyle gidiyoruz, bir kongreye gittik, bir grup psikiyatrist indik. Bizi havaalanından otele nakleden otobüste giderken yavaş yavaş trafik var. Bir tane çok yaşlı bir adam, omuzları bükülmüş artık, yavaş yavaş düşünceli adımlarla tramvay durağına doğru gidiyor. İki adım atıyor, sonra düşünüyor, biraz daha gidiyor filan. Mesela o ana ben çakılıp kalırım. O adamın zihin egzersizleri başlar, hayal egzersizleri başlar. Bu adam şu anda ne düşünüyor olabilir? İçinden neler geçiriyor olabilir? Ben şimdi kafamda onu şey yaptım mesela. Bu adam dedim, eski dönemin belki bir Macar komünistiydi. Mevcut toplumdan hiç de memnun değil. Olan bitenden şikayet ediyor. Durup durup ne olacak bu Macaristan'ın hali diye düşünüyor. Şimdi böyle hayal egzersizleri. Yani yüzler, sözler, sesler, renkler, yeryüzünü gezmek, yeryüzünün yeni insanlarıyla tanışmak, insanın sonsuz bir çeşitliliğe sahip bir varlık olduğunu görmek, fikirlerin sonsuz çeşitliliğini görmek, yeryüzünün her köşesinde iyi insanlar olduğunu bilmek, iyiliğin bir ideolojiye, bir dünya görüşüne tek başına ait olmadığını görmek, insan çeşitliliğini fark etmek. Bütün bunlar beni heyecanlandırıyor. Bütün bunlar beni heyecanlandırıyor ve insanın en çok heyecanlandıran şey Mehmet şu, insanın ve tabii kendimin de bazen de dostlarımın, yakında gördüğüm insanın iyileşme potansiyelini fark etmek. Bir insanın bir tramplen tahtasını basıp ileriye sıçraması gibi nasıl meleklerle yarışabileceğini görmek, fark etmek. Bazen hayranlıkla dinliyor. Bazıları benim ofisime geliyorlar başka bir sebeple. Fakat yan hikaye olarak birdenbire bir şey çıkıyor. Ben büyülenmişçesine onu dinliyorum. Bırakmıyorum, bu gitmek istiyor bazen. Bir saat, bir buçuk saat dinliyorum ve teşekkür ediyorum ona. Sen diyorum bana şifa olarak geldin. Benim içimdeki bazı kötülükleri iyileştirdin. Bir tane adam mesela, neden bahsediyor diyeceksiniz. Somut bir örnek vereyim. Bir gün bir Kasımpaşa'da bakkallık yapan bir adam geldi. Görseniz böyle sokakta, ya bu adamla oturup konuşulmaz filan dersiniz. Böyle bıçkın filan, bitirin bir tip. Bu adam tam 7 defa yardım götürmek üzere, Somali'ye gitmiş. 7 defa. Bana hikayelerini anlattı. 7 saat, 8 saat dedi çölde. Bir de Somali'nin öyle başkentine falan da gitmiyor. En ücra yerlerine. Çölde diyor, jipin diyor şeyini kapatıyoruz. Işıklarını kapatıyoruz. Saatlerce gidiyoruz. Çünkü diyor orada işte bazı örgütler var. Yakalarlarsa bizi öldürürler. Kelle koltukta gidiyoruz diyor. Bugün yine giderim diyor. Sıradan bir adam gibi görünüyor ama bir kahraman. Arşad Hüseyin diye bir hocayla tanışmıştım. İngiltere'de bir kongrede. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk psikiyatrisi profesörü. Bu adam Bosna'nın en ağır bombardımana tabi tutulduğu günlerde 27 defa İgman Dağı'ndaki şeyden geçerek gitmiş ve orada travmatik çocukları tedavi etmiş ve öğretmenleri travma tedavisi konusunda eğitmişti. 27 defa. Bir kitabımda onun hikayesini anlattım. Bunlar insandaki yükselme şeyleri.
İnsan bunu gördüğü zaman benim gözlerim kamaşır. İnsandaki iyilik potansiyelini gördüğüm zaman. Kendim de onlardan biri olmak isterim. İnsanın içinde tabii hem kötülüğe hem iyiliğe doğru kanatlanan taraflar var. Kötülüğe düşen, iyiliğe kanatlanan taraflar. Belki hepimiz için ödev, yani içimizdeki o cevheri iyilik yönünde parlatmak olmalı. İnsan olarak vazifemiz. Yani bizler çok iyi öğrenciler olabiliriz. Ama bu eğitim hayatımızın sonunda bizden dışarıya nasıl bir ışık yansıyacak? Meslek sahibi olduğumuzda, rütbe, makam, mansıp sahibi olduğumuzda insanlığa nasıl bir fayda sağlayacağız? Bizden nasıl bir ışık yayılacak? Ne kadar hayır sadır olacak? Bu soru önemli bir soru. Hepimizin kendimize sorması gereken bir soru. Ben niçin yaşıyorum? Yani varlığımın anlamı ne? Bu varlık bedeni doyurmak ve bir takım ruhi arzuları tatmin etmek için mi olacak? Yoksa varlığım beni aşan, benden daha büyük bir ülküye hizmet edecek mi? Benimle birlikte zail olmayacak, benimle birlikte kaybolmayacak bir ülküye hizmet edebilecek miyim? Hepimizin kendimize sorması gereken soru bu. Yani sorunun başına dönecek olursak birçok şey, hayatın içinde saklı bir sıradan şeyler de beni heyecanlandırıyor. İnsanın ruhunu bir üst seviyeye taşıyan her şey, iyilik anlamında, estetik anlamında, güzellik anlamında her şey beni heyecanlandırıyor. Yani hepimiz bir dağın sırtından böyle bir ovaya baktığımızda, uçsuz bucaksız bir denize baktığımızda nefesimiz kesilir. Güzellik nefesimizi keser, değil mi? Orada Allah'ın yaratışındaki güzelliği idrak ederiz ve o anı adeta dondurmak isteriz. Uzun uzun bakarız. Güzellik, iyilik, bütün bunlar insanı heyecanlandıran şeyler. Hocam bir mottonuz var mı? Zor bir soru ama. Bir motton var mı? Yani şeyi söyleyebilirim, az önce söylediğime onunla da uyumlu olacak şekilde. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir diyebilirim. Evet. Birkaç tane daha soru biriktirdim ama onlarla oyalanmadan birkaç meseleyi gündeme getireyim istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi eskilerin çok güzel bir takım hassasiyetleri varmış. Huş der dem diyorlar mesela. Nefes, iki nefes arasındaki ayıklık. Her nefesin hakkını vermek. İki nefes arasındaki hayatın hakkını vermek. İki nefes arasında ömür geçiyor. Doğarken bir nefes alıyoruz ve ölürken bir nefes veriyoruz. Aslında ömür her nefes alışveriş arasında tekrarlanıyor. Çok enteresan bir şey. İnsan için hani mikrokozmos denir ya, küçük evren, küçük alem. Her iki nefes arası da hayatın bir kopyası. Onun hakkını vermek önemli. Ona başka şeyler de ilave etmişler. Nazar ber kadem, değil mi? Nazar ber kadem var. Halvetler encümen var. Evet. Nazar ber kadem. Toprağa bakarak yürümek. Tevazu diyelim biz buna. Halvet der encümen. Kalabalıklar içinde yalnız olmak. İnsanın halk ile beraberken dahi gönlünün hak ile oynaşta olması. O şey çok güzel bir sözümüz var bizim. El işte, göz oynaşta. Bu çok yanlış yorumlanan bir söz. Halbuki o çok tasavvufi bir söz. Evet. El karda, gönül yarda. Bir yine büyüklerden birisinin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, biz bu dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldik. Yar olmaya.
Bir de tabii ne var? Sefer der vatan mı var? Yani bazen de kötülükten iyiliğe iltica. Murdar bir halden daha güzel bir hale iltica olarak da bunu anlayabiliriz. İnsan ruhunda her zaman potansiyel olarak kendini daha iyiye götürme imkanları vardır. Bütün kadim öğretiler ve dini gelenekler aslında insanı bulunduğu yerden daha iyi bir yere sıçratma, onu geliştirme, onu manevi açıdan tekamül ettirmeyi hedefler. İşte moderniteyle beraber bir kopuş var insanın kendine bakışında. İnsan diyor ki bu evrenin efendisi ben de olabilirim. Yani bir tanrıya iman etmem gerekmiyor. Bu evrenin efendisi ben de olabilirim. Kendi kendime de secde edebilirim. İşte onunla beraber insanın ruhi arızaları da çoğalmaya başlıyor. Çünkü dünyayı yüzlerce yıldan beri bilme biçimimiz kökten bir dönüşüme uğruyor. Ve bu sefer işte çevre problemi, ekolojik krizler, dünya savaşları, cihan harpleri ve pek çok ruhsal sıkıntı sökün ediyor. Evet. Hocam, Tesla'ya atfedilen ama doğru olmayan bir söz var. Diyor ki biz de çok üzdüler ama sabah kalkıp deney yaptık diyor. Şimdi hayatta bu acıya dayanmak meselesinden bahsettiniz. Ben onun bağlamında bir soru sormak istiyorum. Genelde acı çok kötü bir şey gibi görülüyor. Acıdan insanlar kaçılıyor, mutlak mutluluk peşinde koşuyorlar vesaire. Ama dün bir tane kitap ekinde okuyordum. Diyor ki zorlandıkça hayatım daha bir sarılmaya başladım hayata. Vücudumdan ter aktıkça daha bir keyif almaya başladım yaptıklarımdan diyor. Acının böyle hayata bir tat katması da söz konusu galiba. Bir de Sezen Aksu'nun bir şiiri vardı, onu şarkısı vardı, onu romana adapte etmişler. Acıdan geçmeyen romanlar biraz eksiktir diye. Ne dersiniz bu acıyla yüzleşmemiz konusunda? Acıdan geçmeyen hayatlar da biraz eksik. Yani her şey şıpın işi hazır hale getirilip önümüze konulduğu zaman o hayattan biz bir şey anlamıyoruz. Bir şeyi emekle, gayretle deruhte ettiğimiz zaman, alın teri kattığımız zaman, hani çiğ köfteyi yoğururken biraz da alın teri gerekiyor ya, hayatın içinde yapıp ettiğimiz şeylere bir alın teri kattığımız zaman o çok kıymetli bir şey oluyor. Onun değerini de iyi biliyoruz. Ben o yüzden mesela anne babalarla ilgili konuşurken hep diyorum ki çocuklarınızın önüne sonsuz imkanları hemen bir seferde boca etmeyin. Onun da gidecek bir mesafesi olsun. Çok varlıklı bir adam düşünün. Yani en Ferrari veya Maserati diyelim bir arabayı çocuğuna var diyor param diyor. Al diyor oğlum bunu sür diyor. İşin toplumsal ahengi bozan tarafı bir tarafa, o toplumsal eşitsizlikleri tırmandıran şeyini de tartışabiliriz ama bu çocuk bir daha nereye gidecek? Maserati'den sonra neyi deneyecek yani? Elon Musk'ın füzesiyle aya mı uçacak? Yani insanlara bir şeyleri kademe kademe tecrübe etmenin fırsatını da sunmak lazım. Birdenbire en büyük zevke bir genci duçar ettiğiniz zaman, onun önüne bunu sunduğunuz zaman artık bambaşka zevk kaynakları aramaya başlıyor. İşte uyuşturucu gibi veya başka unsurlar gibi. İnsanın hayatta yorulmayı, bir şey için alın teri akıtmayı öğrenmesi lazım. Acı çekmeyi ve çile çekmeyi de öğrenmesi lazım. İnsan hayatta karşısına çıkan acılardan bir öğretmen gibi yararlanabilir. Hepimizin karşısına yolların çatallandığı anlar geliyor. Bir şairin söylediği gibi diyor ki ormanda yol çatallandı ve ben gittim yolların az gidilmişinden. Bütün farkı da yaratan bu oldu. Aslında hayatta büyük sıçramalar yapan insanların çoğu insanların gittiği
eskittiği patikaları değil, az gidilen yolu tercih etmiş insanlardandır. Ve o az gidilen yolun bilinmezliğine ve çilesine talip olmuş insanlardır. Bir şeyi emek vermeksizin fethedemeyiz. Merhum Cemil Meriç, hiçbir kale emeksiz fethedilmez diyordu. Malcolm Gladwell'in bir kitabında geçiyor. Bir insanın bir konuda uzmanlık kesbetmesi için o konuya 10 bin saat harcaması gerekiyormuş. 10 bin saat kuralı olarak şimdi sağda solda anlatılıyor bu. Yani 10 bin saati bir şeye ayırdığınız zaman o işin uzmanı oluyorsunuz. Yine ben geçtiğimiz günlerde bir şeyi okuyordum. Bir bilim adamının bir yerlerde alıntılanmış hayat hikayesini okuyordum. Diyor ki, hocam bana bir balığa geldim, işte veterinerlik okumaya karar verdim, bir yabancı hoca. Bir tane balık koydu önüme. Bu balığa bakacaksın dedi. Senin vazifen bu balığın bütün detaylarını incelemek dedi. Ve ben aylarca sabah 8'de laboratuvarın kapısını açtım, akşam 7'de kapattım ve gelip sürekli o balığı inceliyordum ve içimden hocaya çok büyük bir kızgınlık duyuyordum. Ben büyük buluşlar için, yapmak için gelmiştim efendim. Ama hoca beni böyle bir basit işe koşuyor diyerek ona çok kızıyordum diyor. Gel zaman git zaman diyor. Şöyle 4-5 ay sonra balıkta daha önce fark edemediğim şeyler fark etmeye başladım. Detaylar, incelikler. Ve sonra o balık üzerine çalışmaya devam ediyor. Onunla ilgili bir buluş yapıyor ileride. Bir şeye zahmet verirseniz o size kendisini çok daha fazla açmaya başlıyor. Bu her şey için geçerli. Bir yazarın bir sözü var. Yeni şeyler bulmak istiyorsan dün gittiğin yoldan bir daha git diyor. Dün gittiğin yoldan bir daha git. Ama bu sefer başka bakış açılarıyla git. Göremediğin şeyleri de görmek isteyerek git. Mesela Mehmet Bey geçen bize bir hikaye anlattı. Onu isterseniz belki anlattınız arkadaşlara. Tesbihçi, evet, değil mi? Evet, rutin üzerine geçenler, evet, konuştuk da bu çok teyit etti, çok güzel oldu. Evet. Genelde gençlerde şöyle bir algı var. Hı-hı. İşte yeni şeyler yapmak lazım, yeni yollardan gitmek lazım falan. Ama sizin o vurgunuz çok güzel oldu. Aynı yoldan farklı bir bakışla gitmek, farklı bir şeyler görmek amacıyla gitmek. Ama aynı yolu tekrar ede yeni şeyleri görmeyi, derinleşmeyi, belki biraz daha farklı şeyleri keşfedebilmeyi öğreneceğiz. Tabii. Yani o yüzden acıdan kaçmayalım arkadaşlar. Acı bize öğretir. Mevlana'nın bir şiirinde diyor ki, sevinç, keder, acı, üzüntü, mutluluk, bunların her biri bir misafirdir. Her birini ağırlayıp içinde eğlendir, misafir et onları. Çünkü onların her biri sana ötelerden bir bağış olarak gönderildi. İnsan duygu, şimdi psikolojide çok yaygın bir ifade var. Duyguda kalmak, şu duyguda kalmak. Bazen karikatürleştiriliyor ama bu şu, biraz şu demek. Yani insanın kendi duygularına da bakabilmesi. Şu anda ne hissediyorum? Öfke mi hissediyorum? Kızgınlık mı hissediyorum? Sevinç mi hissediyorum? Onu tanımak, onunla konuşmak, onun bize ne öğrettiğini, ne söylediğini bulmaya çalışmak. Niçin sevinç hissediyorum? Bu sevinci bana bağışlayan şey nedir? Şu andaki kederimin sebebi ne olabilir? İnsan kendine biraz dikkat ederse aslında her an her türlü duygunun kendisini yoklayabileceğini ve her an kalbin takallub ettiğini görür. Kalp takallub eder, kalp halden hale girer. Bu da insanın mucizelerinden bir tanesidir. Çok kederli bir gününüzde bir kapıdan geçiyorsunuz, çok kederlisiniz, çok üzüntülüsünüz. Sizden önceki bir insan kapıdan geçerken kapıyı sizin yüzünüze kapatmıyor ve kapıyı tutuyor, bekliyor ve güzel bir yüzle buyurun diyor, sizi buyur ediyor.
ağzına yayılan bir gülümsemeyle, içten bir gülümsemeyle, gözlerin ışıltısıyla size bakıyor. O anda değişir bir şeyler. Çünkü güzel bir eyleme muhatap oldunuz. Değer verildiniz. Bu dünyada değerli bir varlık olduğunuzu hissettiniz. Geçtiğimiz televizyon programında bir hikaye anlattım. Viktor Frankl'ın ünlü bir psikiyatristin başına gelen 1900 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 60'lı yıllarda tahmin ediyorum. Gecenin bir vaktinde telefonu çalıyor ve açıyor. Bir tane kadın diyor ki Doktor Frankl telefonunuzu rehberden buldum. İntihar etmek üzereyim. Son sözlerimi size söyleyeceğim ve intihar edeceğim. Sizi tanımıyorum ama psikiyatrist olduğunuzu biliyorum. Sizinle konuşup intihar edeceğim. İşte Frankl onu vazgeçirmeye çalışıyor. Konuşuyorlar filan. 45 dakika konuşuyorlar. Kadın diyor ki kapatmam lazım. Frankl diyor ki peki ne oldu ya, nedir kararınız? İntihar etmeyeceğim diyor. Ne oldu diyor, sizi benim sözlerim ikna etti diyor. Hayır diyor, sizin sözleriniz ikna etmedi beni. Sizin davranışınız ikna etti. Eğer ben gecenin bir vaktinde bir insanı uykusundan kaldırıp 45 dakika onunla konuşabiliyorsam bu dünyada hala umut var demektir. Bir insan bir insana bu yardımı esirgemiyorsa bu dünyada hala umut var demektir. Benim de yaşamam lazım. İşte her birimizin belki bir başkasına umut olabilmesi için kolaya sapmamak lazım hayatta arkadaşlar. Şimdi her nesil bazı özelliklerle doğuyor. Bazı meziyetlerle doğuyor, bazı da eksikliklerle doğuyor. Şimdi şeyde Salı günü Kredi Yurtlar Kurumu'nun Maltepe'deki bir yerindeydik. Orada gençlere anlatırken bilinen bir şey ama bir kısmı bilmiyorlardı. Sümer yazıtlarından beri bütün kadim yazıtlarda "Ah ne olacak bu gençliğin hali" diye bir yakınma olduğunu söyledim. Sümer yazıtlarında da var. Ya 2000 yıl önce de var. Ah ne oldu? Gençlik çok bozuldu. Tarzı bir şey. İhtiyarların tipik bir yakınması. Demek ki insanlar böyle yüzyıllar değişiyor ama insanların yakındığı konular ortalama aynı. Şimdi daha bu postmodern zamanlara doğan gençlerde bizim sahip olmadığımız bazı imkanlar var. Çok kolay bilgiye erişebiliyorsunuz. Bilgiyi çok güzel süzebiliyorsunuz. Bilgiyle karşılaşabiliyorsunuz. Kooperasyon, işbirliği yapma, dünyanın her tarafıyla imkanlarınız çok daha güçlü. Fakat bir hak ediş duygusu, tuhaf bir bazı gençlerde gördüğüm tuhaf, ben doğuştan her şeyi hak ederek doğdum duygusuyla da karşılaşıyorum. Sizleri müstesna tutarak konuşayım. Yani diyor ki ben diyor üniversite imtihanına çalışmak zorunda değilim ya. Babam önce diyor bir araba alsın bana da. Bir tanesi vardı hiç unutmuyorum. Bir Mercedes çeksin de diyor ondan sonra çalışırım diyor. Hak etsin babam yani benim kazanmamı. Tabii babam benim kazanmamı hak etsin. İşte bu hak edilmişlik duygusu insanı biraz hayatta kötürüm bırakan bir şey. Napolyon'un bir sözü var. Diyor ki, işte onu şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar onunla. Asil değil ki bu filan işte. Nasıl Fransa'yı yönetecek? Asaletim benimle başladı diyor. Soyumdan sopumdan almadım. Benimle başlıyor asaletim. Hepiniz asaleti kendinizden başlatmak zorundasınız arkadaşlar. Asalet ruhunuzun yaptıklarıdır, ettikleridir. İyiliktir, doğruluktur, doğruluğun peşinde olmaktır. Anne ve babalarımızdan aldığımız hiçbir şey sizin için tek başına hayatı taşımaya yetmez. Yani o değerler yeter belki, faydalı değerler yeter ama maddi olan hiçbir şey hayatı taşımaya yetmez. Dolayısıyla her birimizin o hak etmişlik duygusundan biraz kendimizi sıyırarak
gerçekten alın teriyle, acıyla, çileyle bazı şeyleri hak etmeye talip olmamız lazım. Hocam bir mesele daha var. Bunu ben size özellikle sormak istiyorum. Diyor ki, baktığınızda size yaşama sevinci veren biri var mı diyor. Bu demin siz bahsettiğiniz esasında günlük hayattaki rastlantısal karşılaşmalarımızda bize kapıyı açan, gülümseyen, hiç tanımadığımız halde bize nezaket gösteren, bizim varlığımızı önemseyen insanlar çok çok önemli. Ama bir de bu dostlar var. Aile dışında, aile kadar yakın ve baktığımızda böyle neşe dolduğumuz, ümit dolduğumuz insanlar. Mesela ben birkaç insanla karşılaşmanızda çok mutlu olduğunuzu hissettim. İsimleri aklımda var. Sizin böyle hususen bize söyleyeceğiniz, şu adamı tanımaktan dolayı çok mutluyum, gördüğümde yaşama sevinci duyuyorum diyeceğiniz biri var mı? Mesela benim için söylesiniz. Mehmet Dinç'i tanımaktan çok mutluyum. Sağ olun, var olun. Ya insanı tabii güzel hallere sokan, insanı süfli olanla değil, ulvi olanla buluşturan her buluşma çok kıymetlidir arkadaşlar. Şimdi günlük hayatın içinde İngilizce bir laf var, small talk derler böyle, ıvır zıvır konuşmalar. Ivır zıvır konuşmaya da ihtiyacımız var. Bazen biz kelli felli arkadaşlar, artık kelli felli olduk. Bir araya geliriz, çocukça muhabbetler yaparız. Birbirimizi kızdırırız, şey yaparız falan, espriler yaparız, takılırız. Rahatlıyorsunuz orada. Çünkü dostluk dediğimiz şey, maske takmadan var olduğunuz bir ilişkidir. Zırhlara ihtiyacınız yok orada. Maskeye ihtiyacınız yok. Kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye de ihtiyacınız yok. Sizi ta çocukluğunuzdan beri tanıyor. Her türlü zaaflarınızı, kusurlarınızı biliyor. Dolayısıyla böyle psikiyatri profesörü Kemal Sayar edalarıyla ortada dolaşmanıza gerek yok. Neyseniz olsun. Ama o anlar, insanın kendisi gibi olduğu anlar çok rahatlatıcıdır, biliyor musunuz? Yani bir insanla ivazsız, sözü sakınmadan rahatça konuşabildiğiniz anlar. Onaylama kaygısı duymaksızın veya onaylanma kaygısı duymaksızın. Böyle benim bir arkadaş grubum vardı, uzun yıllar devam etti. Sonra maişet, telaş filan herkes bir kenara. Şimdi tek tük buluşuyoruz yine arada. Orada mesela kimse kimseden lafını sakınmaz. Hiç, yani senin makamın, mansıbın filan yerin zerre kadar önemli değildir. Herkes birbirini yanlış bir şey söylediği zaman sıvamayı iyi bilir. Onlar rahatlatıcı. Şimdi etrafımızda hep aman ne kadar güzel konuştun, aman ne değerli bir insansın, ne iyi bir insansın, ne güzel bir insansın diyen birileri olursa nefsimizin şaşma ihtimali çok yüksek. İnsan en büyük hatayı arkadaşlar özgüveninin çok şiştiği anlarda yapıyor. O yüzden yani o Endülüs'teki duvar yazısı Bülent Bey bilecektir değil mi? Evet. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. İnsanın nefsini biraz yerlere sürtmeyi başarması lazım. Hepimizin günümüz toplumunda en büyük illeti bu. Benim de bu. Yani arada bir yahu. Şimdi gittim Turing grubuna ama güzel de konuştum ya. Bu duyguyla bizim başa çıkmamız lazım. Bir kitap yazdım, herkes mest oldu. Bu duyguyla başa çıkmamız lazım. Ya ettiklerimiz hayra vesile oluyorsa, bir iyiliğe köprü oluyorsa ne âlâ. Ona köprü olmuyorsa zaten benim benliğim ne ki ya? 50 sene, 60 sene, 70 sene, hadi bilemedin 80 sene göründün, kayboldun. Bir rüya gibi. Bizim Siirtli bir arkadaş var. Siirt'te 80 yaşında bir amca varmış. Ona bir gün yaklaşıyor, diyor ki, Mele Ahmet diyor, 80 yaşına geldin diyor. Ne anladın bu hayattan diyor. Vallahi diyor, bir rüya gördüm sanki diyor. Bir rüya gördüm sanki. Hepimiz böyle.
sen daha iyi bileceksin Mehmet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var galiba. Evet. Siz... Ne kadar kaldınız dünyada diye soruyorlar. Sen söyle istersen onu. Evet. Bir saat ya da yarım gün gibi bir cevaplar geliyor. Ben sizin bir kitabınızda okumuştum. Bir toplumda ne kadar yıl yaşadıkların değil, kaç yaşındasın dediklerinde şeyi söylüyorlarmış. Yaşadıkları güzel günleri söylüyorlarmış. Yani 3 gün yaşadım, 1 yıl yaşadım, 2 evet. yıl yaşadım diye. Yani evet. nasıl yaşadın daha önemli ne kadar yaşadığından tabii. diye bir şey vardı. Yazınız vardı hocam, onu hiç unutmam. Şeyi sormak istiyorum bir de hocam. Burada değil, biraz ileride. Evet, bu. Toplumu suçluyoruz ama biz toplumuz esasında diyor. Tabii. Genelde insanlarda böyle bir karamsarlık var. Yani insanlık şuraya gidiyor, toplum buraya gidiyor. Hiç kimseye güvenmeyeceksin, babana bile güvenmeyeceksin ama biz de yani o toplumun içindeyiz. Tabii, tabii. Ne oluyor? Vallahi hata buluculuk bu sosyal medya eliyle çok yayıldı. Yaşadığımız ortamda sürekli hata buluyoruz. Kusur arıyoruz. O kusurlar yüzünden kendimize mazeretler, bahaneler icat ediyoruz. Başka insanların kusurları üzerinden kendimizi aziz ilan ediyoruz. Çok sevdiğim bir sözü var, birkaç kitabımda da zikrettim sen Agustin'in. Diyor ki, başkalarının günahları bizi aziz yapmaz. Yani ben başkalarının günahlarını zikretmekle daha yükselmiyorum ki. Tam aksine aslında bizim... tasavvurumuzda, dini tasavvurumuzda ayıpları, kötülükleri setretmek vardı değil mi hocam? Yani onları aşikar etmemek, insanların gözüne sokmamak, tam aksine ayıpları örtmek ve insanları mahcup duruma düşürmemek. Toplumu suçladığımız zaman kendi bireysel sorumluluğumuzu üzerimizden almış oluyoruz. Saint-Exupéry diye çok sevdiğim bir Fransız yazar vardır, Küçük Prens'in yazarı. Bir kitap önereceğim size. Küçük Prens ve Felsefe. Sen gördün mü Mehmet? Görmedim. Enfes bir kitap. Küçük Prens'teki her hikayenin felsefi ve psikoterapötik boyutlarını tartışıyor. Yani terapide nasıl, ne manaya gelir? Aslında o bir hikmetler kitabı Küçük Prens. Yani bizim Hikemi Atayiye gibi bir kitap. Her hikayede insanlığın, modern insanın düştüğü bir çıkmazı anlatıyor. Diyor ki Exupéry, bir insan aynı anda hem sorumluluk hem umutsuzluk duygusuna sahip olamaz. Yani sorumlu insan umutludur. Hayatta bir taşı yerinden oynatmaya niyetlenen, bir taşı kaldırmaya ve daha iyi bir noktaya getirmeye niyetlenen bir insan... Hayata umutlu bakar, geleceğe umutlu bakar. Çünkü o bir şeyleri değiştirebileceğini düşünür. Ben hep Aliya İzzetbegoviç'i örnek veririm. İzzetbegoviç zindanlarda uzun yıllar yattı. Yani yatmak zorunda mıydı? İşine baksaydı, uğraşmasaydı, haksızlıklara efendim isyan etmeseydi, konforlu bir hayatı olmayacak mıydı? Olabilirdi. Ama o çileye talip oldu, zahmete talip oldu ve bir şeyleri değiştirdi. Bir yüzyıl sonra da Aliya İzzetbegoviç ismi hatırlanacak. İnsanların ruhunda, gönlünde büyük bir sevgi izi bıraktı. Dolayısıyla toplumu suçlamak yerine şu soruyu sormamız lazım. Bir kusur var ortada. Bu kusurda benim dahlim ne olabilir? Benim payım ne olabilir? Ben bu kusurun büyütülmesinde veya kalmasında nasıl bir cürüm işlemiş olabilirim? Neyi düzeltirsem bu kusurun ortadan kalkmasına daha çok hizmet ederim. Bu daha sorumlu bir anlayış arkadaşlar. Bu memleket yaşanmaz, bu memlekette yaşanmaz. Çok sık duyduğumuz bir şey. Cemil Meriç ne diyor? Bu memleketi yaşanmaz bulanlar, bu memleketi yaşanmazlaştıranlardır. Hepimiz bu memleketi nasıl daha iyi yaşanır bir yer kılacağız, bunun davası içinde olmalıyız. Netice itibariyle
büyük çilelerle, büyük zahmetlerle oturduğumuz bir vatan parçasındayız. Üzerinde oturduğumuz bir vatan parçasındayız. Bizden öncekilerin çektikleri cefaların, çilelerin binde birini çekmiyoruz. Onun için hepimizin bir vazife ahlakıyla, bir dava şuuruyla bu topraklara, bu topluma, içinde yaşadığımız topluma sahip çıkmamız lazım. Bir eğrilik görüyorsak bizim düzeltmeye talip olmamız lazım. Bir hadis-i şerif nakledilir. Ben şeyde okumuştum. Gariplerin kitabının sonunda okumuştum. Hazreti Peygamber diyor ki İslam garip başladı, garip bitecektir. Garipler kimdir ya Resulallah diye soruyorlar. Diyor ki halkın bozduğunu onaran, halkın yıktığını yeniden yapandır. Yani garipler aslında inşa edici olanlardır. İnşa etmeye talip olanlardır. Gönüller yapmaya talip olanlardır. Kırmak değil, dökmek değil, gönül yapmaya talip olanlardır. Hepimizin de galiba böyle bir çaba içinde olursak, hani diyor ya, nagihan ol şara vardım, ol şar yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım, taşu toprak arasında, Hacı Bayram Veli'nin meşhur dörtlüğü, bir şehre vardım, o şehri yapılır gördüm, ben de yapıldım, taşu toprak arasında. Şehir dediğimiz kalptir ve bizim de yapılmamız için, bizim de onarılmamız için onarmaya talip olmamız lazım. Sorulara geçelim mi Mehmet? Olur hocam. Sorusu olan varsa hocam bulmuşken istifade edebilirsiniz. Evet, bir arkadaşımız var kapıya yakın. Hemen mikrofon geliyor. Hocam, konuşmanız için teşekkür ederim. Benim merak ettiğim şey şu, size gelen gençlerin en çok şikayet ettiği şey nedir? Neden en çok şikayette bulunuyor gençler genel olarak? Kendini tanıtmayacak mısın? Adım Nedim Ali Zengin. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde çeviri bilim okuyorum. Evet. Benim ahbabımdır kendisi. Torpilli bir soru aldık. Babası arkadaşım. Kendisini de bebekliğinden beri tanıyorum. Gençler bazen kimlik problemleriyle geliyorlar. Neyim? Neredeyim? Kimim? Ne olacağım? Bununla ilgili problemlerle geliyorlar. Bazen bugünlerde çok yaygın Mehmet Bey'in uzmanlık alanı teknoloji bağımlılığı problemleriyle geliyorlar. Şimdi bugün mesela bir aileyle görüştük. Daha doğrusu bana mesaj atmışlar. Eline bıçak aldı, intiharla tehdit ediyor bizi diye. Geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz bir genç vardı. Günde aşağı yukarı 10-12 saat bilgisayar oynuyordu. Birkaç tedbir almaya çalıştık. Başarılı olamadık. En sonunda internet bağlantısını sökmeye gitti iş. Şimdi ailesini tehdit ediyormuş. İnternet olmadan ben yaşayamam. Kendimi öldürürüm diye. Şimdi bu tür oyun ve teknoloji bağımlılığı problemleri var. Madde kullanım problemleri var. Depresyonlar var. Anlamsızlık buhranı var Nedim Ali. Anlamsızlık çok önemli bir mesele. Hani bugünlerde sık gördüğümüz bir tartışma var basında, işte teizm, deizm tartışmaları. Aslında o hayatına bir anlam bulamama ile ilgili bir sıkıntı. Anlam tayininde niçin yaşıyorum, niye varım ki? Mesela çok sık duyduğum şeylerden bir tanesi gençlerden. Ya nasıl olsa öleceğiz, niye çalışayım ki? Nasılsa öleceğiz, niye onu yapayım ki, niye bunu yapayım? Yani hep bir
sorumluluktan kaçış ve onun için işte nasıl olsa öleceğizi bahane etme. Günümüzün gençleri çok daha fazla imkanlara sahip. Fakat dünyada da mutsuzluk katsayıları yükselmiş durumda. Yani bir 30 yıl öncesine göre depresyon, anksiyete bozukluğu, intihar ve madde kullanım oranları neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Genç intiharları da öyle. Gençlere kuvvetli bir toplumsal aidiyet sunamayan bir modernleşme, küreselleşme sürecinden geçiyoruz. Eskinin anlam sağlayıcı yapıları kayboluyor, yerine yeni yapılar kurulamıyor ve gençler boşlukta kalabiliyor. Bir önceki neslin bir sonraki nesle eli yetişmiyor arkadaşlar. Bu önemli bir problem. Yani anne babalar da çocuklarıyla yeterince uzun zaman geçiremiyorlar. Bizlerin anne babalarımıza doyduğumuz kadar çocuklarımız bizlere doyamıyor. Bizleri göremiyorlar, göz teması kuramıyorlar. Bunun da yaygın bir takım ruhsal problemler yaratabildiğini, bağlanma problemleri yarattığını, endişeye bizi daha açık hale getirdiğini söyleyebilirim. Ama ben öyle şey değilim, alarmist, şehamet tellallarından değilim. Bugünün gençliğinde de çok büyük imkanlar var. Kullanılabilirse, sizler gönlünüzü açarsanız bilgiye çok çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Gönül insanlarına çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Bir şey öğrenmek istediğinizde sayısız kitap önünüzde var. Sayısız kitap önünüzde var. İş maleyani ile, yani basit olanla, süfli olanla aşırı vakit kaybetmeyip değerli olanı erken fark etmek. Yani bir kitabın satırlarında kaybolabilmeyi, bir dostun sohbetinde kaybolabilmeyi, sahici olanı, organik olanı, sanal ve sahte olanın yerine zamanında koyabilirseniz eğer, pek çok probleminde öncesinde tedbirini almış olursunuz diye düşünüyorum. Hocam bir danışanım şöyle bir şey gönderdi. Kapandı da son bir şey. Bu da bu internete yüklenen şeylerden bir tanesi. Kendisi değil ama. Mehmet'te hep böyle ilginç şeyler olur. Gençleri yakından takip eder. Evet. Diyor ki, Çehov demiş ki ya, ne kadar harika bir gün. Çay mı demlesem, kendimi assam mı karar veremiyorum. Şimdi hakikaten pamuk ipliğiyle bir hayata bağlanma söz konusu. Bahsettiniz ya, eskisi kadar derinleşemiyorlar hayata. Bağlanmayla alakalı problemler var. Ölüm çok basit bir şeymiş gibi, yaşam da basit bir şeymiş gibi. O yüzden ikisinden birini seçeyim, çay mı demleyeyim yoksa ağaca mı kendimi asayım noktasına gidip geliyor ama siz ümitlisiniz, ben de ümitliyim. Çay evet, demlemeye tabii. Devam edeceğiz değil çay mi? Çay demlemeye devam edeceğiz. Bu tabii nihilizm. Yani hiçbir şeyin değeri yok düşüncesi nihilizm. Biz hayatın ve insanın değerli olduğuna inanan bir medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla son dakikaya kadar ümit taşımaya ve ümit aşılamaya devam etmemiz lazım. Yani bir hadis-i şerif var. Kıyamet surunu üflendiğini duysanız dahi elinizdeki fidanı gidip dikin diyor. Bana mesela çok ümit verir bu hadis-i şerif. Niçin? Yani kıyamet kopmuş, bitmiş her şey. Niye dikeceğim fidanı? Hayır, son dakikaya kadar eylem insanı olacaksın. Her son dakikaya kadar o onarıcılardan olacaksın. Bozgunu düzelticilerden olacaksın. Yeryüzünü imar edicilerden olacaksın. Herkes elinden geldiği kadar imar etmeye gayret etmeli. Bir arkadaşımız var galiba orada. Görevliyim ama ben de soru soracaktım. İyi öyle oldu mi? Hocam. Aynen. Pardon. Yok, evet. Ben de soracaktım ama. Ha, öyle mi? Tamam. Aynen. Ben şimdi elinizde mikrofonu görünce evet soru sormak istedim. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmanız için. Muhammed Enes Danaloğlu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyim. Arkadaşlarla da burada hep konuşurken veya kendi ailem içerisinde hep şundan bahsediyorum. Gelişen ve hızla teknolojiyle birlikte gelişen küresel dünyada üstümüzde ruhen ve madden bir hakim olan modernizm var. Ben bu modernizmin hayatımızın her alanındaki
üstümüze uyguladığı tek tipçiliği çok vurgularım arkadaşlara, aileme. Hazır burada da sizin bu güzel konuşmalarınızdan istifade ederken gençler adına hani modernizmin bu tek tipçiliğini nasıl kırmayı sormak istiyorum. Mesela burada sizden dinlediğim kadarıyla şunu çok iyi yakalayabildim. Yani herkes gerçekten kendi iç dünyasında, kendi manevi dünyasında kendisini net bir şekilde oluşturup neyden, hangi zevklerden mutlu olduğunu ve bunu devam ettirebilmesi gerektiğini idrak ettim. Yani bunu kendimde içselleştirdim. Yani sorum da şu, bu günümüz modernizmin bizi tek tip, tek bir model içine sokmaya çalışan bu modernizmin kabuklarını nasıl kırabiliriz gençler olarak? Çünkü bizden büyükler belli bir konuda yol almışlar zaten. Çünkü her geçen gün farklı bir şeyle karşılaşıyoruz ve modernizmin getirdiği tek tipçilik bizi her geçen gün farklı bir şeyin içine hapsediyor. İster siyaset alanında, ister spor alanında, kültürel alanda özellikle olsun. Bunu nasıl kırabiliriz? Kendi içimizde o tek tipçinin kabuğunu kurarak nasıl farklı şeyler oluşturabiliriz? Bunu sormak istiyorum. İşte aslında sorunuzun cevabı az önce konuştuklarımızın içinde vardı. Ezber bozmak lazım. Kendi ezberlerimizi de bozmak lazım. Kendi efsanemizi de yıkmak lazım. Bence modernlik bir efsane kurma hadisesi. Her şeyle ilgili bir mitoloji, bir efsane oluşturma hadisesi. İnsanın kendi benliğiyle ilgili de bir efsane oluşturma hadisesi. Onları ters yüz etme her seferinde. Neye müptela isen aslında en aciz olduğun yer orasıdır. Cep telefonuna mı müptelasın? Kapatmayı dene. Efendim çekirdek çitlemeye mi müptelasın? Günde 6 saat çekirdek çitlemekten mi kendini alamıyorsun? Onu bitir. Bizi kendisine köle kılan bütün dünyevi zevklerle aramıza bir mesafe koyabildiğimiz anda kendi hayatımızın efendisi olmaya başlarız. Sürüden ayrılan koyun olmaya başlarız demektir. Güdülmeye, manipüle edilmeye hayır dediğimiz, ezber konuşmaları içimize almadığımız, onlara itiraz etme hakkını kullandığımız her seferinde reklamcılığın, televizyonun, siyasi propagandanın, küresel propagandanın esiri olmadığımız her seferinde, itiraz ettiğimiz, çomak soktuğumuz, soru sorduğumuz her seferinde kendimiz olmaya başlamışız demektir. Sürüden ayrılmaya başlamışız demektir. Tevfik Fikret'in bir dizesi var. Kendi cevimde kendi cebimde, kendi eflakımda, kendim tayırım. Kendi yörüngemde, kendi feleğimde, kendim uçarım diyor yani. İnsan sürüye ve genel kalabalığa uymakta bir konfor bulur. Konfor bulur. Tabi olmak hepimizde bir konfor yaratır. Ama işte farkı yaratacak ve bizde 70 sene sonra, 80 sonra geriye dönüp hayatımıza baktığımızda iyi ki böyle olmuşum, iyi ki böyle düşünmüşüm dedirtecek bir şey varsa o da bazen sürüden ayrılmayı göze almaktadır. Yeni şeyler söyleyebilmeyi göze almaktadır. Modernlik dediğin şey senin aslında bir intizam histerisidir. Histeri şöyle bir şey, yani aşırı tutku diyelim. Her şeyin birbirine benzetildiği ve tüketimcilik için kolay lokma haline getirildiği bir intizam histerisidir. Ona karşı çıkan herkes bir şekilde bir yerinden kendi ruhunu bulmaya başlamış demektir. Kierkegaard'ın bir sözü var, diyor ki insan her şeyi kaybettiğini anlar da diyor, ruhunu kaybettiğini anlayamaz. Yavaş yavaş kaybedersin ruhunu, bir bakarsın ruhun yok ama onu hemen başında fark edemezsin. Yani kurbağanın ısınma hikayesi gibi insan ruhunu yavaş yavaş kaybediyor ve fark edemiyor. İtiraz etme hakkımızı kullanmamız lazım. Yani la demeyi bilmek lazım bence. Hanım kardeşlerimizden de birkaç soralım Mehmet Bey. Evet. Tabii hocam. Merhaba, ben Büşra Nur Gültekin. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle konferansınız için teşekkür ederim. Benim sormak istediğim soru,
hani hayata bakış açınızı, hani siz farklı yönden bakmayı daha iyi biliyorsunuz bizlere göre. Hiç hayatta pes ettiğiniz noktalar oldu mu? Güzel soru. Çok düşünmem lazım bu soru için. Çok şükür. Şöyle diyeyim, önce nimeti verene şükretmek lazım. Burada kendi nefsimize büyüklük payı biçmemek lazım. Allah beni çok şükür güç yetiremeyeceğim kadar büyük bir dertle sınamadı. Dilerim sınamaz da. Duam odur. Kimseyi sınamasın. Duam odur herkes için. Çok zorluklarla karşılaştığım oldu. Büyük hayal kırıklıkları yaşadığım dönemler oldu. Pes etmedim, bırakmadım. Akademik hayatımla ilgili çok büyük bir zorluk yaşadım. Bir yerde yolum kesilmek istendi. Daha fazla çalıştım. Çok çalıştım. Doçentlik sınavına girerken 3 aday giriyorduk. 2 adayın dosyasındaki yayınların toplamından daha fazla yayınım vardı benim. Yani jüri üyeleri hiçbir sebeple beni geri çeviremeyecek durumdalardı. Ya o kadar çok çalıştım. Yani bana herhangi bir bahane bulamasınlar diye. Çünkü bizler, siz tabii daha görece bir farklı bir dünyada yaşıyorsunuz. Bizlerse bazı konularda bazı baskıların çok yoğun hissedilebildiği dönemlerden geçtik. Yani çok şükür olmadı. Olan durumlarda da ben pes etmedim ve çalıştım. Daha fazla çalıştım, daha çok gayret ettim. İnsanın gayretiyle değiştirilebileceği, gayretiyle farklı davranabileceği, farklı sonucu farklı etkileyebileceği yerlerde gayret etmenin erdemine çok inanıyorum. Ama tabii bazı yerler var, insanın gayretinin çok kâr etmediği, büyük kayıplar, büyük üzüntüler, dertler. Orada da teslimiyetten başka bir çare yok tabii. Evet. Hocam, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emre Altan. İnsan şüphesiz ki her şeyin en iyisine layık. Fakat şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi her şeyin en iyisini istersen zaten mükemmel bir yalnızlık seni bekler diyor. Sorum şu size. Bize zarar vermeyecek olan en iyiyi nasıl bilebiliriz? Bir söz var. En iyi, iyinin düşmanıdır diye. Biz en iyinin talipleri olabiliriz. Tohumu toprağa atarız, yeşertecek olan Allah'tır. Biz onun yeşermesi için elimizden gelen gayreti gösteririz ama en iyiyi hiçbir zaman garanti edemeyiz. En iyinin yolcuları olalım, en iyinin duacıları olalım, en iyinin talipleri olalım. Ama en iyiye ulaşmadık diye hırs yapmayalım. Dindarlığı bile bir hırs konusu yapmamak lazım. Ben bunun patolojik örnekleriyle çok sık karşılaşıyorum. Yani mesela kişi dindarlığını acı çekmek olarak tanımlıyor. Daha çok acı çekersem daha iyi dindar olurum diye kendini tanımlıyor. Neşesiz, böyle bir acıya dayalı bir dindarlık. Sonra diyor ki ben kötü Müslümanım, yapamadım. İşte 5 vakitime 5 vakit katamadım. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. Kendini yapamadıkları üzerinden tanımlıyor. Ve bu da insanları bir süre sonra nihilizme götürüyor işte. Hiç yapamıyorum, o zaman boş ver. Yani yukarıları hedeflemek ama yukarılara bir dokunmatik ile, bir tuşa basmakla çıkamayacağımızı bilmek. Her zaman bir çaba, gayret, oluş içinde olmak. Benim cevabım bu. Yani en mükemmeli aramak vardır ama en mükemmeli kimse bulduğundan emin olamaz. Nedir en mükemmel? Neye göre en mükemmel?
oldum demek öldüm demektir diyor eskiler. Hiçbir zaman oldum demeyeceğiz. Hep yolculuktayız. Hep ileride başka daha iyi bir durak olabilir. Böyle bence ben biraz daha mütevazı olmamız gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Bir Japon taş ustası hikayesi vardır ya hocam. Adam dağı delmeye çalışıyor ama çok yoruluyor taş ustası. Dağla uğraşıyor, güneşin altında zor bir şeyi dağa delmek. O sırada böyle bir şahin görüyor. Avını istediği gibi kapıyor vesaire. Diyor ki ben diyor ekmek için ne kadar çile çekiyorum diyor. Şu şahin gibi olsam diyor ne kadar güzel olurum vesaire diyor. Şahin oluyor. Şahin olup uçarken onu birisi avlıyor. Avcı olsam diyor. Avcı oluyor, başka bir şey geliyor. Ondan sonra dağ olsam diyor, kimse beni yıkamaz diyor. Sonra bakıyor ki taş ustası dağı deliyor. Taş ustası olsam noktasına geliyor sonra. En sonunda taş ustası oluyor. Çok güzel. Bir başka öyle bir zen hikayesi var. Bir usta işte keklik avlıyor. Çırağına da keklik avlamayı öğretiyor. Ustaya diyor ki çırak, ustacığım diyor ben senden alacağımı aldım artık. Bırak da ben başka ustaların peşi sıra gideyim. Daha kendimi geliştireyim. Çünkü daha fazla gelişemiyorum senin yanında diyor. Neyse gidiyor birkaç sene sağda solda dolaşıyor. Geliyor yeniden böbürlenerek ustasına diyor ki ben artık oldum diyor. Senden daha iyiyim ustam diyor. Nasıl diyor? Sen diyor attığını hemen avlıyorsun diyor. Ama ben diyor ok atmadan gözlerimle avlıyorum artık diyor. Gözlerimle bir kekliğe baktığım anda yere düşürüyorum onu diyor. Evladım diyor sen daha olmamışsın. Biraz daha dolaş. Çünkü avcılığın en üst makamı hiç ok atmamaktır diyor. Hiç ok atmamaktır. Yani nefsine de hakim olmak. Terki evet, terk. Evet. Terki terk. Bir karikatür vardı hocam. İşte yine bu Budistlerden bir tanesi ustasına diyor ki usta diyor egomu yendim diyor. Oo öyle mi diyor? Seninkini deneyeyim istersen diyor. Diyor ki oo. Evet. İki soru daha alalım. Bana biraz arkadaşlar şey yapın sesimi biraz iradeli kullanmak dedik ya. Akşam televizyon programımız var. Ses giderse ayıp olur program ortağımıza da. İki soru daha alıp bitirelim inşallah. Merhaba Melike ben. Konuşmanızda acıdan geçmeyen hayatlarda biraz eksik dediniz. Onu Sezen Aksu dedi. Öyle mi dedi? Biz ondan naklettik. Peki evet. Ben de size şöyle bir soru yönelteyim. Peki sizin için acıdan geçemeyen anlar için diyebileceğiniz birkaç kelam varsa. Acıdan geçemeyen anlar için. Anlar. Acıdan geçmeyi başaramayan. Aynen. Acı karşısında yenilmiş olan. Hı? Evet. Mehmet Bey anlatsın. Kendi hayatından evet. Mı hocam? Yani ben de öyle aman aman Allah'ım da olsun çok büyük bir sıkıntı çekmedim diyebilirim. Böyle acıdan yıkılacağım vesaire. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hayata dair algılarımız, beklentilerimiz sağlık tutarsak sanki acıdan geçemediğimiz anlar çok fazla olmaz gibi. Dün bir tane dostumuzla konuşuyorum. Kanser teşhisi kondu. Aradım. Nasılsın, iyi misin dedim. İyiyim çok şükür falan dedi. Böyle sesi harikulade iyi geliyor. Sanki normal zamanda konuşuyoruz gibi. Dedim ağrın sızın var mı? Düşündüğüm kadar yok dedi ya. Çok iyiyim dedi. Var. Hiç şikayet etmiyor. Düşündüğüm gibi yok diyor. Arıyorlar beni diyor böyle üzülüyorlar falan. Ben çözüleceğini düşünüyorum. Ben iyileşirim ya diyor. Böyle inanılmaz bir enerjisi var. Ve hocamın dediği de çok önemli. Allah kaldıramayacağım, yük yüklemedi bana. Bir şekilde kaldırırım diyor. Hayata dair bakışımızı biraz toparlarsak, düzeltirsek acıda kalmak çok fazla mümkün olmaz. İşte mesela Mevlana'nın sözü o anlamda hocamın bahsettiği çok önemli. Acı gelecek ama temel olarak psikolojide ısrarla söylemek istediğimiz bir şey var. Hiçbir şey kalıcı değil. Yani psikolojik problem yaşayan insanların en büyük problemlerinden bir tanesi zorlukların her daim süreceğini düşünmeleri. Zorlukların bir alanda değil hayatın her alanında var olduğunu zannetmeleri ve zorlukların geçmişten bugüne kadar hep olduğunu düşünmeleri. Halbuki geçmişte zorluk olmayan zaman da olmuştur. Hali hazırda zorluğun olmadığı boyutlar da vardır ve zorluklar, acılar hep devam edecek diye bir şey de yoktur. O yüzden acı varken
kıymetini bilmeye çalışıp, onu misafir gibi ağırlayıp, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışmak lazım. Hakikaten insan zorlukla, acıyla, dertle, sıkıntıyla bir sürü şey yaşıyor. Mesela Kemal Hocam'ın beni çok etkileyen birkaç tane hususi hikayesi var. Bunlardan bir tanesi bu sizin öğrenciyken yaptığınız Hindistan ve İspanya hikayesi. Yani hiç yoklukta, bu internet yok, cep telefonu yok, hiçbir şey yok, para yok. Hocamlar kalkıyorlar, Hindistan'a gidiyorlar. Bir kısmı uçakla, bir kısmı trenle. Yani inanılmaz zor bir hikaye. Belki orada bir sürü zorluk, sıkıntı vesaire var ama bir sürü şey öğreniyorlar. Veya işte bu Kanada'da bahsetmiştiniz, 11 saat hiç durmadan okuduğumu bilirim diye. 11 saat bir kapalı mekanda oturup, hep oturup hiç kalkmadan kitap okuyan bir insan düşünün. Bunlar hep zorluklar, sıkıntılar, belki zaman zaman acılar ama bunların hepsi birikiyor, 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 sizi bir noktaya getiriyor ve geriye dönüp baktığınızda hayata dair sağlam algılarınız varsa onu acı olarak değil, öğretmen olarak görüyorsunuz. Dert olarak şikayetlenecek bir şey değil, gurur duyacak, övünecek ve iyi ki olmuş diyeceğiniz bir şey olarak görüyorsunuz. O yüzden benim kanaatim hayata dair algılarımızı doğrultursak acı yaşarız, yaşamayız diye bir şey yok. Bazen çok acı şeyler de olabilir, o da olmayacak diye bir şey yok. Ama acılarda takılıp kalmayız çünkü her şeyin bir devri daimi var. Hocam da bahsetti. Bir gün acı gelecek, bir gün tatlı gelecek, bir gün iyi gelecek, bir gün kötü gelecek, bir gün zorluk gelecek, bir gün kolaylık gelecek. Öyle böyle yaşayacağız bir hayatı ama mesele bütün bunları yaşarken geride ne bırakmış olduğumuz ve nasıl bir sınav verdiğimiz. Bizden geriye ne kaldı yani? Nasıl bir iz kaldı? Hindistan seyahati 3 hafta sürdü. Cebimizde çok az para vardı. Çok bedava bir bilet bulmuştuk şeye, Karachi'ye. Çok ucuz yani bir bilet bulmuştuk. 3 arkadaş. Karachi'den sonra tren, otobüs filan böyle yavaş yavaş gittik. Hayatımda bana geriye dönüp baktığım zaman en çok hatıra biriktirdiğim seyahattir. Aç kaldık, sokaklarda yatasımız oldu, en ucuz öğrenci pansiyonlarında kaldık. Fakat yani her anını cıvıl cıvıl hatırladığım bir şeydir. Daha sonra bir sürü konforlu yolculuk yaptım. Çok güzel otellerde kaldığım, çok egzotik memleketlere gittiğim oldu. Fakat o kadar hatıra biriktiremedim. Burada çünkü yolda bir sürü insanla karşılaştım. Yolda insanlarla tanıştım, sohbet ettim, konuştum. O yüzden hikayeyi biriktirmek isteyen yavaş gitsin. Ve zorluk evet. Çeksin değil mi? Ve zorluk zahmete çeksin. Talip olsun tabii. Son soru değil mi hocam? Son soru alalım evet. Bir bayan arkadaşım ve hanım arkadaşımızdan alalım yine. Burada bir evet. Hocam, soru hocam. İsmim Ülkü Küçük, Medeniyet Üniversitesi'nde tarih bölümü öğrencisiyim. Benim babamın hep söylediği bir şey vardı. Büyüdükçe küçülün derdi. Siz de konuşmanın başından beri hep böyle bir mütevazilikten bahsediyorsunuz. Aslında bizim genel olarak gördüğümüz şey, hani İlim var ama hilim yok. Genel gördüğüm şey. Ben İlim burada, var, hilim ama yok. Hilim yok. Evet. Ben burada haddim olmadan bir yorumla, ben sizde böyle bir olmuşluk gördüm. Yani olmuşluk pozu yapıyorumdur belki. Hani o büyüdükçe küçülmenin karşılığı kimseye olarak bakın, gördüm. Arkadaşlar, insanların nefsini köpürtecek laflar söylemeyin. Şimdi sen bunu söyledin, benim nefsim kabardı. İş bitti. Ama hayır, buradan hareketle biz nasıl olacağız? İkinci sorum. Kendini sorgulayan nefisler olacağız. Kendini sorgulayan nefisler. Nerede hata yapıyorum, nerede yanlış yapıyorum, nerede kendimi kandırıyorum. Kendini kandırma insanın çok kolay yaptığı bir şey. Bunu ne kadar kendimize sorarsak nerede hata yapıyorumu, o kadar olgun bir insan olma şansımız var. İkinci sorum. Mehmet Hoca da sizi gördüm. Yani sizi böyle gördükten sonra her ay gördüğümüz Mehmet Hoca da böyle bir siz tadı var. Öyle söyleyeyim. Keşke bende Mehmet Dinç tadı olsaydı. Evet. Yani o zaman daha olmuş olurdu. Benzediğiniz evet. İçin mi yakınsınız yoksa Mehmet Hoca sizinle mi benzedi? Aslında Mehmet, Mehmet'i ben ilk tanıdıktan sonra bir daha bırakmadım. Mehmet'teki cevheri fark ettim, gördüm.
temiz insan bulduğun zaman yapışacaksın, bırakmayacaksın. Mehmet ilk gördüğümüz andan itibaren kalplerimiz birbirine ısındı. İyi arkadaş, iyi ahbap, iyi dost olduk. Zor zamanımda yanımda istediğim, görmek istediğim bir kardeşim, arkadaşım oldu. Fıtraten çok temiz bir insan, Allah razı olsun. Dolayısıyla öyle bir dostluğumuz var, sağ olsun. Bir soru daha alalım. Yeşil tişörtlü arkadaşım, evet sen. Evet. Bir tane de ben seçeyim öyle arkalardan, evet. Hocam merhabalar, çok teşekkür ederim. Deminden beri soru sormaya evet, çalışıyorum. Evet, çok ısrar ettin o yüzden, evet. Ben Seda Işın Cerrahpaşa Tıp'ta 4. sınıfta okuyorum. Artık son 2 senem yavaş yavaş böyle kendime bir yol çizmem gerektiğini düşünüyorum. Psikiyatride çok ilgi duyduğum ve istediğim bir alan ama hep çevremdeki insanlar bana olumsuz şeyler söylüyorlar. Yani insanların yaşadığı travmalardan etkilenebileceğimi veya işte ruhsal olarak stabil olmayan insanların bana fiziksel zarar verebileceğini vesaire gibi tehlikelerden bahsediyorlar ve beni uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ben de biraz kararsız kaldım. Çok da seviyorum. Yapmak da istiyorum. Sizin tavsiyelerinizi sormak istiyorum bu konuda. Teşekkürler. Psikiyatriyle ilgili bir sürü efsane anlatılır. Psikiyatristler de biraz çatlaktır denir. Hastalardan etkilenirsin denir. Filan falan. Psikiyatriyi bence şöyle insanlar seçmeli, daha soyut düşünceye eğilimli, belirsizliğe tahammülü yüksek. Çünkü psikiyatride iki psikiyatristin bir tanı üzerinde uzlaşması çok zordur. O başka bir şey görür, sen başka bir şey görürsün. Belli başlı durumlarda. Daha böyle edebiyat, efendim sosyal bilimler ve insanla ilgili başka disiplinlere meraklı insanların yine psikiyatriye yönelmesi faydalı olur. Ben şahsen çok memnunum bulunduğum alandan dolayı. Çünkü her gün ben insanlardan çok farklı hikayeler dinliyorum. Ve o hikayelerin önemli bir kısmı beni çok etkiliyor, çok büyülüyor. Ve onlarla o hikayeleri konuşmaktan, paylaşmaktan, bize gelen insanları çok cömert buluyorum. Bize hikayelerini en derin katmanlarıyla anlatıyorlar, bizi ortak ediyorlar. Bizim de öğrenmemize fırsat veriyorlar.